beni çok kırdı ya. Benden özür dilesin lütfen. Ay bilmediğin hiç yaşıyor mu zaten yani? İsteriz. Zaten potansiyel bir yazar olarak korsan beni de vuruyor yani. Ben de bir iki çift laf etmek istiyorum. Peki benim ne alakam var bu konuyla? Tam senin yanın Dursun. Sen her şeyin korsanına karşı değil misin? Mesela senin anneciğinin tatlısını çalıp satıyorlar. Ve anneciğine 5 kuruş para vermiyorlar. Vurursun değil mi? Vurabilirim de vurmayabilirim de. Önce bir konuşalım da. Ay, ben hiç gelmek istemiyorum yani. Hiç muhatap almak istemiyorum bir tipi. Ne bize bırakıyorsunuz Burhan Bey? Gelin işte konuşacağız ya. Alo. Abi, elimde pek kitap kalmadı. İyi, depoya geliyorum o zaman mal almaya. Oldu abi. Tamam. Hemşeri. Burhan Bey, duydunuz mu? Depoya gidiyorum dedi. Biz de takip edelim. Esas depoya gidiyor. Depodan alırsak daha mı ucuz alırız diyorsun? Ya saçmalamayın, ihraç fazlası tişört mü alıyoruz ya? Çocuk korsanın merkezine gidiyor. Gidelim peşinden takip edelim, baskın yapalım. Ha. Ay sen diyorsun ki korsan şebekesini çökertelim. Evet işte gidelim takip edelim. Oradayken de polis çağıralım. Polis gelsin toplasın bunları, götürsün merkeze, rezil etsin herkese. Ben bu çocuğa demiştim zaten. Ben seni rezil ederim demiştim. Edebiyat dünyasına acayip bir şey olacağız. Hadi gidelim hadi. Sen de mi gelelim? Ha, sensiz olur mu Dursun? Yolda kaybolma ama. Bak, bak. Bu kitabın kapağına kalp resmini ben eklettim. Hani aşk romanı ya. Bravo Salim abi. Evet ya, insanlar bunu niye akıl edemiyor ben anlamıyorum. Yani müşteri bunu gördüğünde ahanda aşk romanı demeli. Doğru vallahi. Şu anda kitap aşk romanıyım diye bağırıyor ya. Bak, bu mesela o kadar uzun bir kitaptı ki. Ya böyle tuğla gibi. Halbuki bizim baskıda ortadan 70-80 sayfayı attım. Ne oldu? Şimdi daha kolay okunuyor. Bak. Yani sürükleyici olmuştur icabında değil mi abi? Evet. Oğlum, insanlar vakitleri olmadığı için okumuyorlar. Yani bu yazarlar bunu nasıl düşünemiyor ben anlamıyorum. Kıpırdamayın, bu bir baskın. Kıpırdamayın, şu anda bir baskın içerisinde bulunuyorsunuz. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Anlamadılar galiba. Bu bir baskın, bastık. İyi anladık. Ne baskını? Ya sizi bastık diyoruz şu anda. Hem de suçüstü, hem de korsan bir kitap deposunda yakalandınız şu anda. Bilmemiş sen ya. Ben senin peşini bırakmam demiştim ama. Ben edebiyat aşığıyım dedim. Edebiyat dünyası benim arkamda dedim. Kitap kurduyum dedim. Ne oldu? Ne oldu? Daha ne olacak? Yakalandınız ya. La ayıp değil mi başkasının kitabını çalıp satarsınız? Ayıp tabii. Biz de çok utanıyoruz ama kader işte. Görürsün sen kaderi. Aslı yarım hemen 155 şey yapar ha. Tamam. Hiç müdahale etmek istemem ama o olay hiç öyle olmuyor. Ne olmuyor ya? Yani bu korsan olayında öyle cart diye baskın yapılmıyor. Sizin bizden aldığınız korsan kitabın faturası elinizde mi? Fatura mı? Evet, tabii canım. Siz bize bir baskın yapmayı düşünüyorsanız önce bir zahmet bir fatura alıyorsunuz. Ondan sonra bir avukata gidiyorsunuz. Ondan sonra hakim karar alıyor. Ondan sonra o kararı alıyorsunuz. Geliyorsunuz da baskın oluyor. Hadi ya. Maalesef biraz uzun bir prosedür canım. Vay Allah. O zaman biz bir fatura alalım. Hay hay. Bandrollu mal, bandrolsuz mal bir tercihiniz var mı? Bandrollu mal da mı var sizde? Tabii. Devletin deposundan yürüttük bandrolları. Amma tezgah kurmuşsunuz ya. Kardeşim, bir işi ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Prensibim budur. He, olacaksa temiz olsun diyorsun yani he? Ha? Ya oho, Dursun yani sen de muhabbeti ilerlettin ama. Tamam kardeşler, siz bize faturaları verin biz gidelim şimdi. Ah canım. Hiç gitmeyin bence ya. Nasıl yani? E kalın burada birkaç gün misafirimiz olun. Hem bir zanaat öğrenmiş olursunuz. Ay teşekkürler. Gerçekten biz ayak bağı olmak istemiyoruz. Siz işinize gücünüze bakın. Nereye ya? Coşkun, kapıya haber ver bunları bırakmasınlar. Kapıya mı? Aa, bir dakika. Hiç öyle de korsan kitap falan hediye etmeye kalkmayın. Biz korsan almıyoruz. Kımlamayın lan! Kımlamayın! Dur orada! Ukala dümbelekleri. Ay. Hadi gitsin hadi. Hadi lan vururum vururum diyordum. Niye vurmuyorsun? Lan neyle vuracağım? Silah mı var? Bütün haftalardır bağımlıydı bütün şeyin kabadayılığın. Ya vurabilirim vurmayabilirim da diyordun. O ne demek o zaman o? Ya birini vuracaksam o silah lazım onun için. Hala hazırda yok. Kesin lan! Kes! Geç şu tarafa! Geç! Geç! Geç!
Kaldır elini. Sen de. Ay yani bu işte ne kadar çok uzadı ya. Silahlar, muhafızlar filan. E tabii canım. 200 trilyonluk pazar var ortada. Tabii haklısınız. Şey düşündüm de, acaba ben Aslı kardeşimi burada rehine olarak bıraksam, para mara istiyorsanız beni dışarıdan bulup getirsem, öyle bir düşüncem var benim. Nereden çıktı Burhan Bey? Aa, iyi fikir valla. Bravo. Tabii, kızla Karadenizli'yi bırak, git sen bize 50-60 bin dolar kap gel. Hadi fırla. Ama ben nereden bulacağım o kadar parayı? Çokmuş ya. O zaman üçünüz de burada kalırsınız. Hem bize yardım etmiş olursunuz, borcunuzu ödersiniz. Of ya, ama bence konuşarak da halledebiliriz yani. Sonuçta siz de bir yerde topluma ucuz kitap sağlayarak bir hizmet veriyorsunuz. Nereye? Ya, ya buraya! Nereye? Ya sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum. İşi şakaya vuruyorum. Ama benim gibi edebiyatçı adamı katil yapacaksınız lan! Abi, konuşarak hallederiz bunu yani. Osman? Kahramanım! Bizi nasıl buldunuz siz ya? Seni takip ettim. Niye? Yani şikayet ettiğimden değil de. Her gün elin artist herifleriyle ne yapıyorsun diye merak ettim. Ama Osman, yani güzel insanlarla haşır neşir olmak benim mesleğimin bir parçası. Buna anlayış göstermen lazım ya. Osman, bundan korsan kitap satayım ya la. Hadi ya, öyle mi? Şişt lan. Bana bakın, bu kitapların hepsini ima edeceksiniz yoksa başınıza bela oluruz. Aman abi, hiç kanuni değil yani bu. Dinsizin hakkından imansız gelir. Bir de mesele öyle bak. Ay, sen demiyor muydun kanuni işlemlerin prosedürü uzun olur diye? Sen diyordun ya. Bence biz yine de görevimizi yapalım. Fatura alabilir miyiz? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.